Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörler arası turumuza hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Bizler bugün rotamızı İstanbul Bakırköy'e çevirdik. Gıda alanındayız, bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler, püf noktalar öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Ali Rıza Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve Ali Rıza Bey'den bütün detaylı bilgileri öğrenmiş olacağız. Ali Rıza Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Rıza Türkel. 1996'da bu mesleğe giriş yaptım. Çeşitli yerlerde eğitim aldım. Sonra kendi markamı yaratmak istedim. Kendi lezzetlerimi tattırmak istedim. Çok güzel. Aslında bizler sizinle röportajımıza girmeden önce sohbet muhabbet edebilme fırsatı bulduk. Burada neler yapmış olduğunuzu, kaç çeşit ürün olduğunu aslında bizlere aktardınız ama istiyorum ki değerli izleyicilerimiz bir de sizlerin ağzından öğrenmiş olsun. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Vermiş olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Ya biz burada çok çeşit pizzamız var. 30-33 çeşit değişik tatlarda ayrı ayrı bir lezzetimiz var. Yani doğal bir tatmakla bunun tadını anlayamazsın. Önce tatmanız gerekiyor ki lezzetin farkında olabilirsin. Kesinlikle öyle. Şimdi bu alanda lezzet dedik ama aynı zamanda pizzanın bildiğim kadarıyla hamuru da çok önemli. Tabii. Ve değişkenlik gösteriyor. Sizler bu noktada nasıl yapıyorsunuz? Hamur ve sos benim iddial olduğum bir noktadır yani. En önemlisi sos. Çok güzel. Ali Rıza Bey, bizler bu güzel lezzetleri sadece buraya gelip mi tadabiliyoruz yoksa bu noktada paket servisleriniz var mıdır? Tabii burada paket servisimiz de var. Benim 4 tane şubem var. Avcılar'da, Beylikdüzü'nde, burası Bakırköy, Cevizli Bağ, Esenyurt'ta. 4 şubemde paket servisiyle de hizmet veriyoruz. Yani. Aslında bizler buraya gelmeyip de bu güzel lezzetleri tadabiliyoruz bu noktada. Şimdi biliyorsunuz ki paket serviste çok önemli olan noktalar vardır. Bu noktalardan birisi de ürünün sıcak gelmesi ve doğru gelmesidir. Bu noktada herhangi bir karışıklık olduğu takdirde sizler çözümü nasıl üretiyorsunuz? Paket servisinde yanlışlık veyahut da pizzalarımız soğuduğu zaman olduğu gibi pizzayı ikram edip tekrar yenisini daha sıcak bir şekilde teslim etmek için elimizden geleni yapıyoruz yani. Çok güzel. Aslında herhangi bir sorun olduğu zaman telafisini sağlamış oluyorsunuz bu noktada. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka bu güzel ürünleri tatmak isteyeceklerdir. Evet. Sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Bizlere sosyal medyadan ve telefon numaramızdan ulaşabilirler. Çok güzel. Biliyorsunuz ki bu alanda sizler tamamıyla aslında insanların sağlığına da hitap etmiş oluyorsunuz. Bu noktada hijyen de çok önemli. Sizler bu hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Ya, hijyeni bizdeki ürünler zaten günlük ve doğal yaptığımız için günü birlik bitiyor. Bizde eski bir ürün kalmıyor bize. Günlük üretimimiz günlük olduğu için günlük tüketim yapıyoruz. Çok güzel. Aslında bu noktada biraz kalite de işin içine Tabii. giriyor. Ki ürünlerin lezzetini artırıyor. Peki sizler bu kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Biz bilindik markalardan satışımız, alışımız oluyor zaten. Hamur ve sos zaten kendi özelim olduğu için kendi bizim iddialı olduğumuz bir sos. Bunlar geriye kalanı kendim üretimini sağlıyorum. Ne kadar güzel. Aslında sizler tamamıyla burada ham maddeler hariç diğerlerini kendiniz üretmiş oluyorsunuz. Peki bu noktada biliyorsunuz müşteri memnuniyeti devreye girmiş oluyor. Sizler bu memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri memnuniyeti bizim için hedefimiz müşteriye tattırabilmek. Tattırdıktan sonra geri dönüşü mutlaka ve mutlaka oluyorsa. Çok güzel. Aslında sizler uzun yıllardır bu sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi olmuş durumda. Evet. Bu noktada başarı da devam etmiş. Aynen. Peki sizin başarınızın sırrı nedir? Başarımın sırrı çok yerlerde eğitim ve bilindik şeflerle çalıştığım için bilindik ve uzun süre eğitim aldım. Bundan sonra kendi markamı çıkarma kararı aldım. İlerleyen zamanda yani 20 sene ben bunun eğitiminde en iyi noktaya geldikten sonra kendi markamı ürettim.